Serbest radikaller nedir? Organizmada ne işe yararlar? Oksidan. Serbest radikaller zararlı maddelerdir değil mi? Arkadaşlar serbest radikal olmadan yaşayamazsınız. Canınızı sağlayan şey serbest radikaldir. Serbest radikaller fizyolojik dozlarda canlı olmamızı sağlarlar. Biyolojimiz, biyokimyamız, metabolik basamaklarımız, genetik ekspresyonumuz, hücre replikasyonumuz, reseptörlerin uyarılması, bütün eser elementlerin ve minerallerin, örneğin iyodun oksidasyonu tamamen fizyolojik dozlarda serbest radikallerle olur. Dolayısıyla serbest radikaller can moleküllerdir, iyi moleküllerdir, tatlı moleküllerdir. Ama nedir? Fizyolojik dozlarda böyledir. Bize serbest radikaller kötü moleküllerdir diye anlatıldı. Bize her şey böyle anlatıldı. Bize önce kötülük anlatıldı. Oysa bunu niye biliyor musunuz? Organizmanın işe yaramayan, kendisini tedavi edemeyen, tamir edemeyen böyle pasif, sıradan bir biyolojik yapı olarak bize anlatıldı. Organizma böyle değil. Verdiğiniz bütün ilaçlar, uyguladığınız bütün yöntemler, ister akupunktur uygulayın, isterse başka bir yöntemi uygulayın, isterse bir ilaç verin, sistem üzerinden etki eder. O sistemin nasıl çalıştığını bilmezseniz, kör bir kuyuya taş atar gibi tedavi yaparsınız. Bütün dünyada kronik hastalıkların tedavisini yapan hekimlerin %100'ü neredeyse kronik hastalıkların bütüncül bakışına sahip ol. Kör bir kuyuya taş atacağım ya tutarsa. Bu felsefe üzerinden hareket ediyorlar. Bu iddiamı çok büyük bulabilirsiniz. Ama gerçekten öyle. Örnek vereceğim. Bugün bütün dünyada Amerika'da %43 kronik hastalık oranı. Yani ne demek biliyor musun? İki kişiden biri kronik hasta. Amerika çok kısa bir zamanda bütçesinin yarısını kronik hastalıklara harcayacak. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Daha çok savaş, daha çok Irak, daha çok savaş, daha çok ölüm demektir. Amerikalıların sağlığının harcamalarını biz yapacağız. Mecburuz. Çünkü dünyaya egemen bir ülke. Şimdi ne olacak? Kronik hastalıklar artıyor. Sigorta şirketleri, ilaç firmaları, devasa şeyler, bol miktarda para kazanıyorlar. Bu düzen böyle devam edemez. Ederse verimsiz insan çoğalıyor. Hadi bundan vazgeçtik. Verelim parayla, verelim kurtulalım. Öyle değil ki ama. Benim bir diyabet hastası olduğumu düşünelim. Ayağımda bir diyabetik yara var. Buraya gelebilir miydim? Benim çocuğum bana işimde yardım ederken şimdi beni hastaneye götürür. Yani kronik hastalıklar bir insanın verimini düşüren, çevresindeki insanların onunla ilgilenmesini gerektiren hastalıklar. Yani sosyal verimini düşürüyor. Yaşamımız ondan sonra hep hastanelerde geçiyor. Hastane koridorlarında geçiyor. Türkiye'de ben onkoloji ihtisasına başlarken 40 yaşından önce bir kadından meme kanseri göremezdik. Şimdi 16 yaşındaki kız çocuklarında daha ergenlik, daha gösterişli tomurcuklanmış, onda meme kanseri görüyorsunuz. Bu olabilecek bir şey mi? Bugün çocuk doğuyor, daha birinci yılında çocukta beyinde tümör gelişiyor. Ama bize fizyopatolojide böyle anlatmadılar. Dediler ki, kanserin bir latent dönemi var. Kanserin bu latent döneminden dolayı 5 yıl, 10 yıl, ortalama bazen 20 yıla yakın bir latent dönem var, gizli dönem var. Ama olmadı, çocuk daha 1 yaşında kanser oldu. Genetik de değil. O zaman niye? Çünkü toksik bir yaşamımız var. Modern sistemlere baktığınız zaman biz bugün hepinizin kanında iddia ediyorum. Hepinizin kanında toksik miktarda minimum 5-6 tane metal var. Ölçelim isterseniz. Hepinizin kanında var. Bırakın onu. Bugün herhalde Azerbaycan'ın en güzel yerlerinden birisi neydi? Yakın bir yerini söyleyin bana. Kırsal alan. Nasıl?
Evet, diyelim ki orada yaşıyorsunuz. Orada doğdunuz, orada büyüdünüz. Kendinizi Türkiye'de de biz gidelim de Antalya'ya şöyle güzel bir bahçede bir ev kuralım. Orada da yaşayalım dediğiniz zaman ayvayı yediniz. Niye? Çünkü Antalya'da kanser oranı İstanbul'daki kanser oranı 3,5 katı. Niye? Antalya'ya uçakla indiğinizde görürsünüz. Devasa seraları var. Tarım ilaçları, insektisitler. Tamamen bir sera şehri. Nasıl? Böcek ilaçları. Kimyasallar yani. Bugün sadece şu salonda bile binlerce kimyasalla maruz kalıyoruz. Peki ne olacak? Yani bu kadar karamsar bir tabloyu çizmeye gerek yok. Önemli olan organizmadır. Önemli olan organizmanın biyolojik kabiliyetidir. Şimdi dışarıdan bir sürü enformasyon alıyoruz. Toksinler, stres, birçok biyolojik ajanlar son dönemde pandemiyi de işin içerisine kattı. Tamam ama aynı viral ajan COVID giriyor. Her insanın solunum yollarından girdi. Birinde sitokin fırtınasına yol açıyor. Bir diğerinde bakıyorsunuz grip. Bir diğeri hiç grip bile olmuyor. %80'i hiç farkında bile değil COVID'le ilgili. %10'u grip semptomlarıyla geçiyor. %10'u da hastanelik oluyor. O zaman baktığınız zaman niye aynı etken farklı klinik tablolara, o zaman bireysel yaklaşımı esas kılıyor. Organizmanın yapısı. Çünkü herkesin hikayesi eşsizdir. Herkesin yaşamı, tek yumurta ikizleri bile olsanız biyolojiniz farklı gelişir. Dolayısıyla farklı cevap verir. Tek yumurta ikizleri aynı sofradan beslenirler, aynı yaşam standartlarına sahiptirler. Ama bir yaşa geldiklerinde her ikisinde de farklı bir şey gelişir, hastalık gelişir. Tek yumurta ikizleri, kaza geçirenler üzerinde yapılan çalışmalar hep şunu göstermiş. Trafik kazası geçiriyorlar, arkada oturmuşlar. Onlarca tek yumurta ikizi üzerinde uzun vadeli kronik stres ölçeklerine bakılmış. O kazayla ilgili, yani aynı arabada, aynı kazayı geçiyor, aynı yaşta iki çocuk, yıllar sonra biri hatırlıyor, biri hatırlamıyor. Biri halen o travmanın etkisinde, biri o travmayla başa çıkmış. O zaman esas olan organizmadır. Dışarıda uyaranların önemi yoktur. Dışarıdaki birçok toksine hepimiz maruz kalırız. Birçok travmaya hepimiz maruz, zedeleyiciye hepimiz maruz kalırız. Organizmanın yanıtı. Organizmanın yanıtı şu. Arkadaşlar biz fizyopatolojinin sadece patoloji kısmını biliyoruz. Fizyolojiyi unuttuk. Tekrar fizyolojiyi öğrenmek zorundayız. Tekrar biyokimyayı öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde bizim patolojik tanımlamalarımızın hepsi bizi tuzağa düşürür.